Arkadaşlar benim konum mezhep. İlk önce mezhep nedir? Mezhep gidilen yol, benimsenen metot ve görüş demektir. Dini manada mezhep ise müçtehit bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Mezhepler arasında esasla hiçbir ayrılık yoktur. Ayrılık teferruatta dinin özüne dokunmayan fer'i meselelerdedir. Ayrıca hiçbir müçtehit kendi adına bir mezhep kurmak iddiasıyla ortaya çıkmamıştır. Kur'an ve hadislerden çıkardıkları hükümlerin başkaları tarafından benimsenmesi neticesinde kendiliğinden o müçtehit adına bir mezhep teşekkül etmiştir. Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? Peygamberimizin asr-ı saadetinde sahabenin bir kısmı devamlı olarak Allah Resulü'nün yanında kalıyor, Kur'an'ı ve hadisleri ezberliyor, onların manalarını iyice kavramaya çalışıyorlardı. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın hükümlerini nasıl uyarladığını bizzat görüyor, ayetlerin iniş sebeplerini biliyorlardı. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu sahabeler Mekke ve Medine dışına çıktılar, çeşitli İslam memleketlerine gittiler. Bunlar gittikleri yerde Hicaz'dakinden farklı örf ve adetlere sahip insanlarla karşılaştılar. Halk gelip dini meselelerini kendine soruyor, onlar da o meselelere, mesele hakkında Kur'an ve sünnetin hükmünü bildiriyorlardı. Sorulan mesele hakkında Kur'an'da, hadiste hüküm bulamazlarsa o meselede içtihad edip meseleyi açıklığa kavuşturuyorlardı. Sahabe gittikleri şehirlerde hem hakim, hem müftü, hem vali, hem muallim durumunda idiler. Bunları yerde adeta birer ekol meydana getirmişlerdi. Birbirlerinden çok farklı yerlere dağıldıkları ve farklı örf ve adetlere sahip insanlar içinde yaşadıkları, bilgi, zeka ve kavrayış bakımından da aralarında farklar olduğu için sorulan meseleler karşısında pek tabii olarak farklı içtihatlar, ayrı görüş ve kanaatler ortaya çıkabiliyordu. Bir sahabenin etrafında toplanan talebeleri o sahabenin kendisinden sonra da onun sistemi ve metodu doğrultusunda içtihat yapmaya, kapalı olan meseleleri çözmeye, cemiyette yeni ortaya çıkan durumlara hükümler bulmaya çalıştılar. Bu çalışmalar neticesinde zamanla fıkhi mezhepler teşekkül etmeye başladı. Bazı mezhepler kendilerine fazla taraftar bulamadığı için zaman içinde kaybolurken bugünkü dört büyük mezhep umumun teveccühünü kazanarak kuvvet buldu, yaygınlaştı ve günümüze kadar geldi. Mezhepler kaç ayrılır? Mezhepler önce ikiye ayrılır. Fıkhi ve itikadi mezhepler olarak. Fıkhi mezhepler de dörde ayrılır. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebi. Bu dört mezhebin hepsi de haktır, doğrudur. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Hazretleri'dir. İmam-ı Azam en büyük imam demektir. Asıl adı Numan olan İmam-ı Azam'ın künyesi Ebu Hanife'dir. Hicretin 80. yılında Kufe'de doğmuş, Hicri 150'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Hanefi mezhebi önce Irak'ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasiler devrinde hakimlerin çoğu Hanefi'ydi. Anadolu ve Balkanlardaki Türklerin arasında Hanefi mezhebi yaygındır. Maliki mezhebi. Kurucusu İmam Malik olan Enes Hazretleri'dir. Hicri 93 tarihinde Medine'de doğmuş, Hicri 179'da yine Medine'de vefat etmiştir. Maliki mezhebi önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denen İspanya'ya da yayılmıştır. Şafii mezhebi. Kurucusu İmam Şafii Hazretleri'dir. İmam Şafii'nin asıl ismi Muhammed'dir. Hicri 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Haşimoğulları soyundan gelmektedir. Şafii mezhebi önce Mısır'da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugünkü Mısır'ın çoğu Şafii'dir. Anadolu'nun güney taraflarında, Suriye ve Irak'ta da Şafii mezhebinde olanlar mevcuttur. Hanefi ve Hanbeli mezhebi. Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleri'dir. Hicri 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir. Hanbeli mezhebi daha çok Necip taraflarında tutulmuştur. Halen Necip'te Hanbeli mezhebi hakimdir. İtikadi mezhepler kaça ayrılır? İtikad hususunda başlıca iki mezhep vardır. Bir ehl-i sünnet mezhebi, iki ehl-i bid'a mezhebi. Ehl-i sünnet mezhebi, Hazreti Peygamber'in yolundan gidenler, o yoldan sapmayanlar demektir. Ehl-i sünnetin dayanağı kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnette ne buyurulmuşsa ehl-i sünnet de öyle inanır, öyle hareket eder. Ehl-i sünnet de Maturiye ve Eşariye olmak üzere ikiye ayrılır. Maturidiye mezhebi. Kurucusu Ebu Mansur Muhammed Hazretleri'dir. Semerkant köylerinden Maturid'de doğmuştur. Hicri 333'te vefat etmiştir. Bütün Hanefiler genellikle Türkler, Maturidi mezhebindendirler. Eşariye mezhebi. Kurucusu Ebu'l-Hasan Eşari Hazretleri'dir. Asıl adı Ali'dir. Hicri 200 tarihinde Basra'da doğmuş, 324'te Bağdat'ta vefat etmiştir.
Malikiler ve Şafiler itikatta Eş'ari mezhebini benimsemişlerdir. Hanbeliler fıkıh gibi itikatta da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir itikadi mezhepleri yoktur. Eş'ari ve Maturidi mezhepleri arasında bazı küçük görüş ayrılıkları dışında büyük bir farklılık yoktur. İkisinin de temel görüşleri aynıdır, sünnete uygundur. Konu bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.